Gençlerimiz de Türkiye'nin en bağışıklı bölgesi. Yani genç, bizim yaş ortalamamız 20.6. Dolayısıyla bu tür projelerde hayali olan, emeği olan, fikri olan gençlerimize hem eğitim hale getireceğiz, hem onlara iyi bir destekleyeceğiz. Bu tür programlarla, projelerle doğru topraklarda hayalleri gerçekleşmesini inşallah sağlayacağız. Her proje umuttur. Her faaliyet bu topraklar için bir hareketlilik, berekettir diyorum. Az önce ajans yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantıda şehrimizle ilgili, bölgemizle ilgili Diyarbakır, Şanlıurfa, iki ilgimiz ortak ajansımızda aldığımız kararlarda örneğin stratejik yatırımlarla ilgili yaklaşık 100 firmamıza sadece 40 milyon TL'si faizlerini karşılamak halinde 202 milyon TL'lik bir finans döngüsü. Yani burada özellikle stratejik ürünler ve genç, özellikle gençler yönelterek onların faizlerini, yani bankalarda, aktifte oldukları bankalardan eğer kredi kullandıkları takdirde onların faizlerini de kurumumuz tarafından, ajansımız yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, devletimiz tarafından karşılanacak. Yani bu yapılan her çalışmalar bu şehrin, bu bölgenin dokusuna, bu şehrin gelişimine özellikle tabana yayılan çalışmalardır ve projelerdir. Bir de ajans genel sektörümüzde bahsettim. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 200 milyon üzerinde 38 fabrika, 7 atölye, yani 45 üretim tesisi, özellikle ayakkabı üzerinde bir merkez olacak. Yine buna benzer bir projenin, yani insanların doğduğu topraklarda hayatın gerçekleşmesi için yapılan çalışmalarda yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve alışverişlerimizin üzerinden gerek belediyelerimiz, gerek valimiz İKOP üzerinden bu topraklarda hayat buldu, hayat bulmaya devam edecek. Şimdi sosyal girişimciliği, güçlendirme ve uyum projesi. Hem bizim bölgemizin sosyal yapısı itibariyle, biliyorsunuz hem göçmen nüfusu itibariyle baktığımız zaman hakikaten sosyal uyum konusunda çok güzel projeler yürütülmektedir. Göç başkanlığımızla birlikte, farklı finans kuruluşlarımızla birlikte onların bizim hem eğitim sistemimize, hem sosyal yapımıza, hem ticari hayatımıza adapte olmaları konusunda güzel çalışmalar yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Yine 39,5 milyon, yani 40 milyon euro. Toplamda şöyle baktığımız zaman 800 milyonun neredeyse 100 milyonu bu coğrafyada hem eğitim verilecek, bünyeleri güçlendirecek, ne yapacaklar, nasıl yapacaklarını, hangi uzmanlar yapacaklarını eğitim verecek. Ayrıca bir de onlara hibe verecek. Tabiri caizse Anadolu tabiriyle tulumbalarına su koyulacak ve tekerlerin dönmeleri sağlanmış olacak. Zaten ajansımızın da devletimizin de yapmaya çalıştığı bu. Devletimiz, hükümetimiz, ülkemiz her alanda hakikaten çok önemli yatırımlara imza atıyor. Hep birlikte bunları görüyoruz. Her sektörde çok ciddi yatırımlar gerçekleştiriliyor. Ülkemizin her yanında, her karşı toprağında çok önemli gelişmeleri hep birlikte görüyoruz. Sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa, turizmden kültüre, her alanda, her sektörde çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tabii bu çalışmaların bir ayağı da kalkınma ajansları var. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Efendim, genel müdürlüğümüzün de koordinasyonunda kalkınma ajansları olarak gerçekleştiriyoruz. Biz de Karacadağ Kalkınma Ajansı olarak Şanlıurfa ilimiz ve Diyarbakır ilimizde hakikaten benden önce çok değerli konuşmacı arkadaşlarım da ifade ettiği gibi çok önemli yatırımlar, çok önemli destekler sağlayarak illerimizin kalkınmasına büyük katkılar sağlıyoruz. Tabii ki kalkınma ajansları hepinizin malum olduğu üzere bölgesel iller arası farklar ortadan kaldırmak, ekonomik sosyal farklar ortadan kaldırmak, dezavantajlı grupların desteklenmesi gibi gerçekten önemli konularda güzel hükümetler, icraatlar yapıyor. Bu anlamda biz de her iki ilimizde bu ölçekte çok güzel, çok iyi hizmetler yaşamaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki yıllardaki çalışmalarımıza da destek ve yön verecek olan yeni bölge planı hazırlıkları da yürütmekteyiz. Siz değerli paydaşlarımızın katkılarıyla 2024-2028 yıllarını kapsayan bölge planı çalışmamız da tamamlanmak üzere çok yakın zamanda. İnşallah onları da sizlerle paylaşıyor olacağız.
Tabii son dönemde ajansımız kendi imkanlarıyla, kendi destek mekanizmalarıyla sağladığı ve desteklediği projelerin yanında özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen cazibe merkezlerini destekleme programı, sosyal gelişmeyi destekleme programı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da katkılarıyla Çalışan Üreten Gençler Programı gibi dış kaynaklı fonlardan çok ciddi miktarda kaynak kullanımı sağlamakta ve bölgesinde istihdamı ve ekonomiyi destekleyecek birçok projeyi hayata geçirmektedir. Özellikle bir örnek vermek gerekirse Çalışan Üreten Gençler Programı kapsamında 210 milyon TL'lik destekle bölgemizde 260 milyon lira yatırım tutarında 20 tane projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projelerle 30 tane hazır fabrika binası hayata geçirerekten emek yoğun sektörler olan ayakkabı ve hazır giyim sektörlerinin özellikle başta ilçelerimiz olmak üzere yatırımlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Projelerimizin birçoğu bitme aşamasına gelmiş olup fabrikaların tamamlanmasıyla birlikte gençlerimizin istihdama kavuşacağı, yatırım yerleri oluşacak ve bölgemizin ekonomisinde ciddi bir canlanma olacağını düşünüyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz sosyal girişimciliği güçlendirme uyum projesi de yine dış kaynaklı bir fon olup Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz ve Dünya Bankası tarafından fonlanmaktadır. 39,5 milyon avroluk bir bütçeye sahip olan bu kaynağın 8 milyon avrosunu Urfa ve Diyarbakır illerimizde biz kullanacağız. Bu kaynakla beraber bölgemizde başta girişim kadın ve gençler olmak üzere girişimciliği desteklemek üzere girişimcilik merkezleri, ortak kullanım alanları oluşturup buralarda eğitimler düzenleyeceğiz. Bu eğitimler akabinde de başarılı olan gençlerimize, kadınlarımıza bir takım